Hepinize hayırlı günler arkadaşlar, hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben işte bugün iyi diyelim, iyi olalım. Baş ağrısıyla yine uyandım. Aslında kalktığımda daha iyiydim ama sonradan böyle modum da düştü. Bir kötü hissettim kendimi. Saati görüyorsunuz 2 oldu. İçerileri süpürdüm. Kalktığımda siyahları yıkamıştım. Güzel onları astım. Yatak odamın yolluğunu değiştirdim. Uzun yolluğu kaldırdım. Çok böyle hani çorap şeyleri oluyor ya, siyahlıkları falan. Yatak odası da çok sıcak olduğu için o yolluğu kaldırdım. Ufak yollukları serdim. Oraları hallettim. Şimdi bu taraflara geldim. Eşim geldi. Kızımla, eşimle güzel kahvaltı yaptık. Bugün biliyorsunuz okullar yarı yıl tatiline girdi. Tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Saat kaçtı? 11, 11.30 gibi falan. Baktım babam arıyor. Ben babam zannettim. Bir iki gündür de görüşmemiştik. Baktım Azra'cığım aradı. Halasına müjde verdi. Takdir almış benim kuzum. Çok mutluydu. Beni aradı. Ben de tebrik ettim. Başarıların devamını diledim. Biraz onunla konuştuk. Sonra babaannemi vereyim dedi. Annemi verdi. Annemlere gitmiş. Bir iki gündür bana söylemiyorlarmış. Babam bayağı bir rahatsızmış. İki gündür yatıyormuş. Benim babam normalde asla yatmaz. Ama vücudu zayıf olduğu için sanırım gribi çok ağır geçiyor. Hatta anneme kızdım ben, neden doktora getirmediniz diye. Hali yok dedi, kalkmıyor, kalkamıyor dedi. Bugün de böyle kötü olursa elleri falan titriyormuş. Rıza dedi acile getirecek dedi. Dedim sakın ihmal etmeyin. İster istemez aklım şimdi orada kaldı. Evi süpüreceğim. Evi süpürdükten sonra bir dışarı gidip gelmem gerekiyor. Şu Yunus Market'e gidip meyve sebze almam lazım. Açıkçası ne yemek yapacağımı bilmiyorum. Dünden çorbam var, fasulyemle pilavım az var. İçim var, kavurduğum içim. Geçen sarma yapmıştım. Ya onunla dolma biber yaparım. Başka da ne yaparım açıkçası bilmiyorum. Aslında tavuk çorbası yapasım vardı ama çorbam bayağı bir var. Bugün artık bakalım. Tereyağı çıkardım. Böyle kendimi kötü hissettiğim zamanlar böyle pasta, kurabiye, bu tarz şeyler yapmak bana biraz iyi geliyor. Şimdi biraz daha iyiyim. Ağrı kesici içtim. Kafam böyle kazan gibiydi yemin ediyorum. Çok halsizdim. Sofrayı zor kurdum. Yaren yardım etti bana. Bilmiyorum, bazen böyle oluyorum. Hani modum bayağı bir düşük oluyor. Baş ağrısı da beni etkiledi. Şimdi annemle konuşunca babama da çok üzüldüm. Böyle işlerimi bitireyim. Markete tabii ki sizlerle birlikte gideriz. Artık dediğim gibi dolmayı mı yaparım, ne yaparım, inanın hiçbir fikrim yok. Aslında bakarsanız eşimle kızım olmasa hiç yemek yapasım yok. Bugün böyle evde kötü olmasa, dün süpürmedim, böyle yatasım var. Ama yatılmıyor maalesef. İşlerim bittikten sonra inşallah dinlenirim. Dün akşam çayın yanında hiçbir şeyimiz yoktu. Geçen buradan bir arkadaş bana yazmış böyle dalga geçer gibi, ne çok tatlı yiyorsunuz diye. Ben her sefer söylüyorum yani biz tatlıyı eşim de kızım da ben de seviyoruz. Ama bir seferde yaptıklarımız bitmiyor zaten. Ama tatlıyı sevdiğimizi zaten söylüyorum. Oradan dillendirmenize ne gerek var onu da bilemiyorum. Böyle arkadaşlar, ben işlerime devam edeyim. Birazdan evi böyle kısacık sizlerle birlikte süpürelim. Ondan sonra markete gideriz inşallah. Bu arada babamla birlikte tüm hastalara da şifalar diliyorum. Rabbim kimseyi yataklara düşürmesin, elden ayaktan düşürmesin. Rabbim herkese mübarek cuma yüzüsü hürmetine şifalar versin diyorum. Bana kolay gelsin. Makinem buradayken makinemi hala soranlar var. Özelden de yazan arkadaşlar var. Dün akşam hatta bir arkadaş bu sapının kırıldığını, çok kullanışsız olduğunu duymuş. Valla şimdilik benim hiçbir sıkıntım yok arkadaşlar. Bilmiyorum, şimdilik güzel gidiyor. İçerileri aldığım, görüyorsunuz, paket lastiği bile çektirmişim. O nereden geldi oraya çektirdim bilemiyorum. Bu hazne dolunca yemin ediyorum evden bu kadar toz nasıl çıkıyor diye ben kendim bile hayretle bakıyorum. Çünkü baya baya doluyor her gün süpürdüğüm halde. Her gün bu Philips'i kurmuyorum. Günlük boş süpürgem var, onunla süpürüyorum ama bu da inanın fazla bir şekilde doluyor. Şimdi salonu alayım. Ondan sonra inşallah tozumu falan alacağım. Dışarı çıkacağım arkadaşlar.
başladım. Şimdi evden çıktım. Güneşe aldanmayın, tabii ki soğuk. Vallahi şimdi dün eşime de söylüyorum. Diyorum ki benim annem herhalde yanlışlıkla göbeğimi markette falan düşürdü diyorum. Öyle bir güldük, anlatamam size. Bak gerçekten bu çok doğru tespit falan diyor eşim böyle. Şimdi çünkü ta valiliğin oradaki BİM'e doğru gideceğim. Hem yürüyüş yapmak istedim. Böyle ruhum sıkıldı. Niye bugün bilmiyorum, işte dediğim gibi modum düşük. Valiliğin oradaki BİM'e gideceğim. Bir şey kalmamıştır. Sırf yürüyüş yapmak istedim. Havalar soğuk olduğu için yürüyüş de yapamıyorum epeydir. Hem yürüyeyim dedim. Yaren'e de söyledim, o gelmek istemedi. Ben şimdi oraya doğru yürüyeceğim. Biraz bakacağım, bir şeyler kalmışsa sizlere de çekeceğim. Sonra da Yunus Market'e gideceğim. İnşallah güzel meyve sebze vardır. Alışverişimi de yapacağım. Kıyma çıkardım. Kapuska yemeği de yapasım var arkadaşlar. Herhalde kapuska da yapacağım. Çünkü o kapuskam ziyan olsun istemiyorum. Böyle bol acılı canım istedi. Şimdi hep beraber gidelim. Bakalım neler kalmış. Bakalım. Pek bir şey kaldığını sanmıyorum ama gene de dediğim gibi dolaşmış oldum. Yarım litre sanırım. Göremedim ama öyle gözüküyor. Böyle de kapağı. Böyle sürahi kalmış. Çiğ köfte tepsileri kalmış. Bu benimkinden mi? Bir büyüğü mü? Sanki bir büyüğü. 17.500'müş. Şöyle peteğe asılıyor. Çamaşır kurutmaları kalmış. Lavun bu cam kapaklı kahvaltılıklarından kalmış. Şöyle borcamlar var. Arkadaş söylemişti aslında borcamlar geleceğini ama bana böyle değil de kare olandan lazım. Ne kadarmış? 14.90'mış. İyi, 15 lira. Çay makinesi, yazıcı, kumtelin ısıtıcısı. Bir de şu tarafa bakayım. Şöyle peluş. Ay ne kadar güzel, postalı. Yumuşacık. Ama hiç benlik değil rengi falan vallahi. Ben bununla deli olurum. Sürekli üzeri toz falan olacak böyle. Şöyle koltuk örtüleri gelmiş. Onlar da 19.90'mış. Böyle çocuk pijamaları. Ne kadar güzel. 30 liraymış. O kız çocuk, bu erkek çocuk. Bakın açık da var, şöyle bakayım. Güzelmiş. Altı da böyle puanlı. Nasıl simli? Pullu daha doğrusu. Böyle şapkalar, eldivenler. Valla böyle şeyler kalmış. Çok bir şey kalmamış arkadaşlar. Buraya da yorgan gelmiş. Bu alezler falan geçen haftadan galiba. Bir de şöyle banyo yollukları varmış. Bunlar takım olsa aslında, özellikle şu renk çok güzel de takım değil. Lastikli penye çarşaflar. Bunlar çift kişilik, bunlar da tek kişilik sanırım. Evet. Öyle bakalım. Bir iki bir şey daha bakayım. Ondan sonra gideyim. Bir de şöyle banyo önüne ayak yıkamak için. Evet, bunlar da var. 6.95'miş bunlar da. Aa, bakayım. Bunlardan ben aldım. Benimkinin aynı tatta. Şurasını kopara kopara bir hal oldu. Önceki haftalarda. Şuraya da bakayım. Şu kekin çileklisini aldım. Çok güzeldi. Şimdi de Nescafe ile ondan alayım ben. Benim de hiçbir şey kalmamış ama gidip de bir şey almadan olur mu? Olmaz. Salep falan bir iki eksik vardı. Oranın mısır patlatıyorum. O çok güzel oluyor. Onları aldım. Hemen şurada 101 var. 101'e de bakacağım. Ondan sonra Yunus Market'e gideceğim. Hızlı bir şekilde eve geçip yemeklerimi yapacağım arkadaşlar. Marketten şimdi geldim arkadaşlar. Saati 3.30 yaptım. Ne kadar hızlı yürüsem de, hızlı hareket etsem de saat geçti valla. Yunus'ta çok sebze meyve böyle güzel yoktu. Artık olanlardan almaya çaldım. Bir tane kıvırcık aldım. 3.45'ti. Şöyle muz aldım. 11 lira 50 kuruş tutmuş. 8.95'ti. Çok büyük değildi. Yerli muz zaten alıyorum. Şöyle çeri domates aldım. Çeri domates 9.95 olmuş. Benim aldığım yarım kilo gelmiş. 5.22 tutmuş. Vallahi bu salatalığa ne olmuş ben bilmem. 9.95.
Çok az aldım. 3.83 tutmuş. Böyle Çengelköy biraz güzellerinden seçtim. Az bir şey aldım. Şöyle turp aldım. İçi kırmızı olan karpuz turptan aldım. Bu da 2.14 tutmuş. Büyük şöyle 4 tane arkadaşlar. 4-5 tane portakal aldım. 3.95'ti kilosu. 5.75 tutmuş. Meyvem hiç kalmamıştı. Dün akşam sonunu yemiştik. Elma aldım. Elmanın kilosu da 4.95'ti. Benim aldığım 6.98 tutmuş. Yunus'tan bunları aldım. Bir tane de böyle esmer şu fagete ekmeğinden dilimlettim. Aman bu ekmek de normalde 2.900 alıyorduk. 3.45 olmuş. 2'dir alıyorum. İnanın şimdi fark ettim 3.45 olduğunu. Ekmekler zamlandı ya tabii ki normal olarak. Bu fagete ekmeğine de zam geldi. Bu ekmeğin de fiyatı artmış. Ondan önce BİM'e gittim. Geçen şu çilekli kakaolu kekten almıştım. Ufak ufak böyle. Kahvenin yanına, çayın yanına hoşumuza gitti. Bir tane ondan aldım. Epeydir almıyordum. Gün kurusu aldım. Aslında aktara uğrayıp alacaktım ama çarşı tarafına geçmek istemedim. Zaten yemek işim var. Bir tane şöyle cin mısır aldım. BİM'in bu patlak mısırı çok iyi oluyor. Gerçekten çok güzel patlıyor. Şu hoş beşi de Yunus'tan aldım. Şöyle kahve yanına çikolata aldım. Gelen giden olursa evde dursun dedim. Bir tane Hindistan cevizi aldım. A101'den aldığım Hindistan cevizi hiç güzel çıkmadı. Ben yine BİM'den aldım. Bir tane çize aldım. Şöyle 10 tane falan salep aldım. 4-5 tane sıcak çikolata aldım. Bunları Yaren seviyor, eşim de seviyor. Ben salepçiyim. Sıcak çikolata hiç sevmem. Aldıklarım böyle arkadaşlar. Yunus'tan aldıklarım 46 lira 27 kuruş tutmuş. BİM'den aldıklarım da 37 lira 75 kuruş tutmuş. Şimdi bunları hızlı bir şekilde yerlerine yerleştireceğim. Ondan sonra turşu yaptım, lahanam dolapta kalmıştı. Elif de yaptığından beri o kıymalı acılı lahana yemeği canım istiyordu, beyaz lahanadan. Hızlı bir şekilde onu yapacağım. Buzluktan da biber çıkartacağım. İçim var, biber dolması da yapacağım. Çorbam var. Biraz pilavım, biraz barbunyam da var. Bugün bize yeter de artar. O zaman hızlı bir şekilde işlere başlıyorum arkadaşlar. Bana kolay gelsin. Bu arada şimdi bulaşık makinemi de kapattım. Bulaşık makinesi de boşaltılacak. Vallahi yapsam daha iş dolu. Yemeğimi yapayım. İnşallah kurabiye de yapmaya çalışacağım. Arkadaşlar yemeğe başladım. Lahanalarımı kestim. Su da beklettim. Şimdi burada soğanla kıymam güzel bir şekilde kavruldu. Domates sosu açtım. Mis gibi domates sosundan ekleyeceğim. Biber salçası koyacağım. Şöyle. Bu yeterli. Bunlar güzel kavruldu. Kırmızı pul biberle karabiber ekleyeceğim şimdi. Bu lahana yemeğini baharatlı, yani acılı çok severim. O yüzden pul biberi bol olsun. Bir de karabiber ekleyelim şöyle. Yeterli. Tuzunu ekleyelim. Şu an canım öyle bir Nescafe istedi ki anlatamam size. Dışarısı da yoğurdu biraz beni. Bunlar güzel kavrulsun. Lahanalarımı ekleyeceğim. Bayağı bir pişmesine yakında pirinç ekleyeceğim az bir şey. Kıymalı lahana yemeğim hazır olacak arkadaşlar. Bayağı yani senelerdir yapmamışımdır. Dediğim gibi Elif'te görünce canım çok çekti. Eşim yer ama kızım yer mi bilemiyorum. Artık yemezse de o da diğerlerinden yer. Biraz lahanalarımı ekleyebilirim. Şimdi hiç su koymayacağım. Kapağını kapatacağım.
altını kısacağım. Birazdan suyunu ekleyeceğim. Arkadaşlar kıymalı kapuska yemeğim suyunu çekti birazcık. Bir fincan kadar böyle sıcak su ekledim. Görüyorsunuz pişmeye başladı. Birazdan çok azıcık böyle yarım bardak kadar pirinç ekleyeceğim. Burada da hem tavamı denemiş olacağım. Buzluktan sizle birlikte hızlı bir şekilde doldurdum gördünüz. Buzluktan dolma biberlerimi çıkardım. Böyle koydum. İçlerini doldurdum. Böyle küçük küçüktü zaten. Köylülerden almıştım. Böyle sıcak suyunu, zeytinyağını ekledim. Ağzını güzel kapatıyorum. Hem dediğim gibi tavamı denemiş olacağım. Dolma biber pişiriyorum burada da. Yemeklerim burada pişerken ben de hızlı bir şekilde kurabiye yapacağım. Ama düşünüyorum deminden beri hangi kurabiyeyi yapsam diye. İnanın tereyağını çıkardım ama hangi kurabiyeyi yapacağım konusunda şu an bir fikrim yok. Tarif defterime bir bakacağım. Hızlı bir şekilde pratik bir kurabiye yapacağım inşallah. Evet arkadaşlar, yemekler pişerken ben buraya malzemelerimi çıkardım. Dün akşam böyle kurabiye canımız istedi. Dediğim gibi boş çay içemiyoruz. Çayın yanına muhakkak bir şeyler yapıyorum. Bunun videolu tarifi de var. Geçenlerde yapmıştım. Ucunu çikolataya bulayıp da böyle süslemiştim. Kurabiye yapmıştım. Onun hamurunu yapacağım. Fakat yarım ölçü yapacağım. Onda mesela tam ölçüsünü ben size söyleyeyim. Benim bugün tereyağım yarımdı. Margarin vardı ama tereyağla daha çok hoşuma gidiyor bu tarz kurabiyeler. Bu arada kakao dökülmüş galiba birazcık nişastayı dökerken. Evet, neyse artık. Malzemelerini ben size söyleyeyim. 250 gram tereyağı var oda sıcaklığında. 1 çay bardağı şeker var. 2 yumurta var. Kabartma tozu var. 4 çorba kaşığı nişasta var. Mısır veya buğday fark etmiyor. 4 su bardağı un var. Peki ben ne yaptım? 125 gram tereyağı koydum. Yarım çay bardağı şeker koydum. 1 yumurta koydum. Yarım paket kabartma tozu koyacağım. 2 çorba kaşığı nişasta koydum. Un 4 su bardağı ama alabildiğine, bazen biliyorsunuz yumurtanın büyüklüğüne göre 4 su bardağı deseler de tutmuyor. Şuradan bardağımı alayım. Şimdi dediğim gibi kurabiyeyi kararsızım ya. Bugün niye öyle oldum bilmiyorum. Canım gerçekten kurabiyeyi istiyor. Eritme çikolata beyaz var evde. Siyah almamışım. Siyah çikolata sosu var. Açıkçası gidip tekrar siyah çikolata almak istemiyorum. Eşime söylesem o aslında vakitli gelir ama görüyorsunuz böyle küçücük bir hamur oldu. Bunu şimdi dediğim gibi acaba şöyle birazını kakaolu yapıp da değişik bir kurabiye şekli bir yapıyorum. Öyle bir şey mi yapsam? Evet, 2 su bardağı un yeterli geldi. Şimdi unumu falan kaldırayım. O esnada düşüneyim acaba nasıl şekil vereyim diye. Sizlerle birlikte şeklini verelim. Evet arkadaşlar, şöyle çok azıcık kakao ekledim hamurumun bir kısmına. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Geçen sene bu kurabiyeyi yapmıştım. Şekli falan tadı harika olmuştu. Böyle elimle incelteceğim. Daha sonra bundan böyle ufacık bir parça alacağım. Şöyle gördüğünüz gibi içine koyacağım. Bu şekilde kapattım. Ve şöyle temiz bir kapağım var. Bununla şu şekilde böyle buralarını bastıracağım. Gördüğünüz gibi. Tabii biraz daha bastırmam gerekiyor sanırım. Evet. Ortasına bir tane damla çikolata bırakıyorum bu şekilde.
Şöyle kenarlarına da incilerden böyle süs yapacağım. 101'den almıştım bu incileri. Hala olan mağazalar var arkadaşlar. Şöyle 4 ve 5 tane yeterli. Kurabiyemizin şekli bu şekilde olacak. Şimdi bir tane daha yapalım sizlerle birlikte. Bu şekilde ortasına koyuyorum. Yuvarlıyorum, kapatıyorum. Sanırım şunla güzel kesemedim. Başka bir şey bulmam lazım. Bu sefer böyle bardakla deneyeceğim. Sanki o kapak çok kesmedi. Normalde ben su şişesi kapağıyla yapıyordum ama şu an evde yok. Böyle aralarının açılıp o kahverengi içinin gözükmesi lazım. Bu şekilde şöyle ters halinde koyuyorum damla çikolatayı. İsterseniz inci koymayabilirsiniz tabii ki. Ama ben güzel görünsün diye inciyle süsleyeceğim. Geçen sene ben bunu yaptığımda tarifi daha farklıydı. Ama bu kurabiyenin tadı çok hoşuma gittiği için bu sefer bununla yaptım. Görüyorsunuz. Bir tane daha yapalım. O esnada dolmaya bir bakayım. Oh. Bence oldu gibi sanki ama lapa da olmasın, onu kapatalım. Bu güzellikleri fırına girmeden önce sizlere göstereyim. Şimdi 175 derecede hafif pembeleşene kadar pişireceğim. Ondan sonra kurabiyelerimizin işi bitmiş olacak arkadaşlar. Bunlar burada 2 dakika beklesin. Ben o esnada sizlere dolmamı göstereceğim. Görüyorsunuz dolmam çok güzel bir şekilde pişti. Birazdan güzel tabağa alacağım dolmamı. Burada da kapuska yemeğim dumanı üstünde bir şekilde. Çok azıcık da pirinç ekledim. Kapuska yemeğim de tamam. Bol acılı, harika olmuş gerçekten. Dolmanın tadına zaten daha bakmadım. Yemeklerim orada dinlensin. Kurabiyeyi fırına gönderince dolmamı servis tabağına alacağım. Kurabiyelerim şimdi fırına gidiyorlar. Bakar mısınız ne kadar güzel oldular? İnşallah şekilleri gibi tatları da çok güzel olacaktır. Kurabiyelerim pişti arkadaşlar. Geçen sefer yaptığımda incilerime hiçbir şey olmamıştı. Ama bu sefer incilerim böyle şekilleri bozulur gibi oldu. Bilmiyorum neden. Bu şekilde kurabiyelerim pişti. Yakından da sizlere göstereyim. Çayın yanına, kahvenin yanına afiyetle yiyeceğiz inşallah. Biraz soğusun, ondan sonra servis tabağına alacağım. İsterseniz tabii ki üzerine şekeri az gelirse pudra şekeri de serpebilirsiniz. Yerken, servis yaparken sizlere de gösteririm inşallah. Ama bir şey diyeyim mi? Yerken gösteririm dedim ama dayanamadım. Gerçekten şöyle bir tane ısırdım. Kurabiyem yumuşacık, harika olmuş. Sadece dediğim gibi incilerimin şeklinde bir bozulma olmuş. O da neden anlamadım. Daha önce kullandığım incilerle aynı markası. Bilemiyorum neden böyle oldu ama tadı gördüğünüz gibi efsane güzel olmuş. Yedik, bulaşıkları falan ayarladım. Böyle bir kova mısır patlattım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün yaptığım kurabiyelerim. Şimdi buraya bardaklarımı koydum. Çaylarımı dolduracağım. Bir günün daha sonuna gelmiş olacağız sizlerle birlikte. Vallahi başım felaket ağrıdı.
gözüme vurdu. Gözüm falan böyle sulanmaya başladı. Birazdan çaydan sonra tekrar ağrı keseceğim. Sesimden de anlıyorsunuzdur. Böyle bir garip oldum. Sanki uyuyup uyanmış gibi oldum ama uyumadım halbuki. Şimdi çayları dolduruyorum. İçeri geçiyorum. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Yarın cumartesi. Şimdiden hepinize mutlu, huzurlu, güzel bir cumartesi günü diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hepinize ayrı ayrı öpüyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.